Tabii sen stattaydın Mehmet. Zemin için ne diyorsun? Bilgi vereyim. Stat görevlilerini endişelendiren maç öncesi maç sırasında yağış olmasıydı. Yağış olmadığı için nispeten 90 dakikayı tamamlayabildi oyuncular. Bir sakatlık yaşanmadı. Galatasaray tarafı zaten Okan Hoca da ifade etti. Memnun kaldı. Şöyle 10 günlük sürede biraz bakım yapılmış. Ama Emre Belezoğlu da tabii doğal olarak o stadın ev sahibi memnun değil. Sonuçta Haklıdır. haklıdır. O gün de birçok maça gidiyor. Ben hemen yani bu şey değil ama şehir söyleyebilirim. Antalya, Kayseri, Gaziantep, Rize, hatta yani Süper Lig'de olmayan Malatya. Ben de hep kötü zeminleriyle hafızamda yer edinmiş statlar. Ankara'daki Osmanlı ve Ankaraspor'un da sahası o dönemler hep sıkıntılıydı. Ama dün özelinde söyleyeyim, bir 10 günlük bakım en azından yağmurda olmaması bir şekilde Ama oyunun bu maça öyle. tabii Peki. Gençler Birliği kullanamayacak. Tamam. Şimdi haftaya ne olacak? Ondan sonraki hafta ne olacak? Ondan sonraki hafta bir ne olacak? Detay daha verelim. Mesela Ona bakalım biz. Adana'daki stadı da çok merak ediyorum. Çünkü hem Adana Spor hem Adana Demirspor kullandığından, şimdi burada mesela Gençler Birliği artık kullanmıyor. Süper Lig olarak Ankara Gücü'ne burada hem sorumluluk verildi stadın zemini açısından. Yani iki takımın ortaklaşa kullandığı statlar büyük problem. Adana'da bu anlamda iyi sinyaller vermiyor Ya mesela. inşallah yeni stat yapılır bir an evvel de dediğin gibi Ankara'da diğer bir stat yapılıyor. Evet. Ve inşallah 2032 şampiyonasında da orada ev sahibi olacaklar. Ya bu arada stat çok güzel. Güzel bin, 20 bin kapasiteli, benim en hani kompakt statlarız ya, çok hakimsi. Göztepe Stadı öyledir. Göztepe Stadı o zaten bir numara. Gerçekten Hani muazzam. Konya gibi 40 binin hakkını vereceksen, dolduracaksan tamam, onun dışı yüksek kapasite ben çok karşıyım. Dolmuyor çünkü Bir de statlar. Allah'a var. Ankara Gücü seyircisi başka ya. Çok iyi seyirci. Çok iyi ya. Tabii sahaya doğrudan etki eden. Zeminle Çok. ilgili de Emre Belözoğlu'nun maç önüydü yanlış hatırlamıyorsam. Zeminin sert olduğuna vurgu yaptı. Görüntü açısından zaten bir şey yoktu. Zeminin sert olması da muhtemelen zeminde yenileme var. Doğrudan yenileme var. Yani yeni ekim varsa şayet senin dediğin gibi sonraki maçlarda işte yağış vesaire. Ha, işte o yağışta o zaman drenajı mı iyi yapılmamış? Tekrar sıkıntı. Onu mu dediler sana? Yağış olsaydı Rize'deki maçı düşünelim işte. Rize-Fenerbahçe problem yaşanabilirdi bence. Maç ya, öncesi oldu ara ara yağış ama maç sırası yoktu. Şöyle kulüpler ne yazık ki zemin bakımlarını aksatıyor. Zeminde problem olunca ortaya çıkıyor işte zemin çalışmaları. Oysa bunun düzenli bir şekilde yapılması lazım. Yani nasıl evinizi siz düzenli olarak temizliyorsanız, tozunu alıyorsanız, yıkıyorsanız, temizliyorsanız aynı stadınızda bunu yapacaksınız. Yani her şey berbat olunca yapmayacaksınız. Bir tane transfer yapmayın o sezon, değil mi? Bir transferin maliyetine bir tane stadınızın çimini yapıyorsunuz. Belki de onu kazandıracak şey size daha fazlasıdır. Her şeyin ötesinde bir de kötü görüntü. Dolayısıyla kötü görüntünün olduğu yerde de bu ligi izletemezsiniz hiçbir Oyuncu şekilde. Oyuncu sağlığı da çok önemli. Yani hayır. Zaten stadyumlar dolmuyor. Değil mi? Şu an en büyük şikayetlerimizden birisi bu. Stadyumlar dolmuyor. İkincisi, ekran başında da izlerken, yani şimdi Rize-Fenerbahçe maçını izlerken ızdırap gibiydi. Futbol maçından ziyade stopu falan izliyorduk. Geçen Şenol Usta Ömer dedi ki, en fazla zevk aldığım stat neresiydi biliyor musun dedi. Neresiydi abi dedim oynarken. Çimiyle, işte sahanın yapısıyla. Ali Sami Yen, Mecidiyeköy. İnanılmaz keyif alırdım dedi. Rakip olarak gitmiş Trabzon'da, Fenerbahçe'de. Oranın çimi hakikaten hatırla bak. Çok iyiydi çimi. Bir 90... Girmişliğin var mı sahaya? Ben yok, girdim. Sahaya girmedim. Yani maçta çok izledim. 96 senesinde hatırlıyorum. Zemin tekrar böyle bir revize sıfırdan edildi. Bakıma revize ama hep iyiydi. Denizli mesela iyidir Aykut İnce. Muazzam bak. Denizli'deki Süper Lig maçı hep hafızamda, çok iyidir zemini. Harikadır. Ya bir sezon aksatırsan zeminin bitiyor. Benim bak, burada yıl. En Saralıyor. Şaşırtan hani bu yani golf turizmi sonuçta Antalya. Hmm. Antalya'nın zemini iyi olması gerekiyor. Golf sahalarını görüyoruz evet. Devre arası kamplarına gittiğimizde. Yani oradan bir takviye bak, almanız bir gerek. Bir sezon aksatman Sıkıntım. Demek zemini tamamen bitiriyor. Yakıyor geçiyor. Çünkü şuradan hatırlıyorum. Yanılmıyorsam iki sezon öncesiydi ya da üç. Beşiktaş'ta bir sezon başı bakımı yapılmadı. Çin firması aksattı bunu. Yapılmadı. Ve o sezon Beşiktaş'ta stadın zemini yani yandı.
bir tarafı komple gitmişti neredeyse. Çok kötü olmuştu. Tekrar onu geçen sene de, ondan önceki sene hatırlayın, toparlamaya çalışmıştı. Sergen Yalçın'ın ayrılık sürecinde kötüydü zemin. Sıfırdan o zemini kaldırıp yenisi ekilmişti. Dolayısıyla bunun rutin bakımı yapılmalı, yani aylık olarak, düzenli bir şekilde, haftalık olarak yapılmalı. Ama çok aksatılıyor. Evet, maliyeti var mı? Var. Ama dediğim gibi ya, bir tane oyuncu almayın. Yedek kulübelerine, kadrolara bakıyorum kulüplerin. Kullanmadığı onlarca yabancı sayarım ben. Harcama limitlerini bak, vesaire, para yok denilen özen ortada gösteren federasyon, burada da bir kıstası olmalı zemin konusunda. Yaptı ama açıklama. Şimdi bu bir daha oynatmayacağım dedi. Başka şehirlere vereceğim. Şubat ayındayız yani. Bu sezon başı aksiyon almanız gereken bir durum. O da var. Yeni sezon öncesi en azından bunu bir göstermiş oldu dişini. Federasyon dişini göstermiş oldu. Yani gelecek sezon muhtemelen böyle başlarsalar sezona sağ zemin açısından farklı şehirlere gidip oynamak zorunda kalabilirler. Bu da yaşanmasın. Taraftarını koparmayan tribünden dolayısıyla kendi sahanda oyna. İyi zemin, iyi bakım. Çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa'da çiçek gibi zeminler izliyoruz televizyon başında, değil mi? Ekran başında. Futbol sever olarak keyif alıyor muyuz? Ben çok keyif alıyorum maç izlerken. Yayın kalitesi, Premier Ligi o yüzden seviyoruz. Yayın kalitesi, zemin kalitesi. Almanlar yani ekran, da çok iyi. Ekrana çekiyor. Bundesliga harika mesela. Ekrana çekiyor seni. Ya burada yayın kalitesi ayrı, zemin kalitesi ayrı. Yani görüntü olarak seyir zevki de vermiyor. Hadi tribüne gidemiyorsun, televizyondan da izleyemiyorsun ki keyifle. Şimdi ne olur Galatasaray'ın Prag mücadelesi? Tabii kadroyu bir söyleyelim. Okan Hoca çünkü dün maçın ardından orada biraz kısa sohbet etme şansı bulduk. Çarşamba günü Florida'da çalışacak takım. Prag sadece uçak seyahati ve kamp, öyle söyleyelim. Yani son çalışmayı Florida yapacak çarşamba. Bugün de izin verildi oyunculara. 3-0'lık maçtaki Ankara Gücü galibiyetindeki performans Okan Hoca'yı çok tatmin etti. Bir gün dinlenecek. Abdülkerim ve Kaan Ayhan İstanbul'da bırakılmıştı bu maç dönüşecek. Okan Hoca Kaan Ayhan'da bir sorun olmadığını söyledi. Ben Abdülkerim'in de oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Nelson cezalı. Köln bu maçta yok. Ondan dolayı üzgün aslında. Yani şu an Köln keşke Avrupa Ligi listesinde olsaydı diyor Galatasaraylılar. Ben yine ideali bozacağını düşünmüyorum. Yani nedir? Torreira dün dinlendi. Muhakkak Prag maçı orta sahada olur. Berkan sol beke geçer. TT yerine Barış Alper önde olur. Zaha yine yedek kulübesi Galatasaray'ın bir hamle oyuncusu olur ki Zaha'nın performansını eleştiriyoruz ama yani maliyetini bir kenara bırakalım. Maliyetinden bağımsız kulübenizde Zaha büyük konfor, yani oyun attığınız zaman. Orada forvetinle yerine geçebilir, kenarda olabilir. Zaten fizyolojik yapısı olarak şu an %100'ünde olmadığı için Galatasaray'da belki de beklentileri çok karşılamadı. O alıştığımız şey Crystal Palace'da bulduğu çıkanlarda attığı spektaküler çalımlardı. Ama son 30-35 dakika koyduğunuz zaman fizik olarak da düşmüş rakibe karşı etkisini gösterir. Dün Oliveira'yı da beğendim, onu da söyleyeyim. O da bir kazanımdır Galatasaray adına. Direkten dönen şutu. Artı o işin organizasyon kısmı, pas dağıtımı. Şu oldu Aykut İnce, bunu düşündüm yayına gelmeden önce. Galatasaray'ın artık her, yani iki ayrı 11'i oldu. Açayım istersen. Sanchez, Abdülkerim diyorduk, artık o rotasyonda Nelson net şekilde var. Bence onlardan aşağı kalır, yanık performans var. Kaan Anya da koyabilirsiniz. Orta saha artık ideali Torreira, Kerem Demirbay diyorduk. Dün gördük ki Berkan Oliveira da oluyor. Olabilir ki Berkan Oliveira geçen sezon Kadıköy'de 3-0 kazanan Galatasaray'ın orta ikilisiydi. Kerem ve Barış Alper diyoruz artık kenar forvetler. Yedekleriniz Zaha, Tete. 10 numaranız Mertens. Şu an için alternatifi yok ama Okan Hoca'nın düşüncesi en geç bir ay içinde takıma dönecek Ziyech'i Mertens'i yedeklemeyi düşünüyor. Çünkü Mertens 37 yaşında. Bu performans bir ay sonra düşebilir. Çok normal. Geçen sezon düşmüştü. Ki şu an çok iyi oynuyor. Şu an çok iyi. Tam şu an zirvede şu an. Zirvede. Takdir edilecek bir performans. Galatasaray'ın şu anki yakaladığı havada Mertens geçen sezon 14 maçlık periyotta çok. Elbette son hani Nisan-Mayıs ayları sıkıntı olabilir. Icardi, 7 Vinicius. Tek sıkıntı sağ ve sol bek. Şimdi sol bek de artık Köln'le garanti oldu diyebilirim. Garanti bir oyuncu profili. Oryen'in dönüşü. Ne oldu? Köln eğer formayı vermezse sol bek telaşı kafasından çıkmış oluyor. Evet, artı orayı siz Berkan ve Barış Alper'le işte Avrupa'da döndüreceksiniz. Tabii. Belki de Kaan Ayhan'la. Bir tek sağ bekiniz kalıyor geriye. Oryen'de kalırsa, Oryen'de takıma döndükten sonra yani katılırsa ve iyi performans verirse hakikaten Galatasaray'ın iki ayrı 11'i. Bunu niye söylüyorum Aykut İnce? O zaman işte 3 kulvarda da gerçekten sonuna kadar gidebilirsiniz. Unuttuğum için soruyorum. Kusura bakma. Köln,
Avrupa Ligi'nde oynamıyor. Çünkü geç transfer edildi. 3 oyuncu ama var. Ama bir sonraki turda? Hayır, yine oynamıyor. Komple mi yok? Berkan, Carlos Vinicius. Kön. Berkan, Carlos Vinicius. Bir transfer daha. Kön işte. Orye. Orye ismi. Sparta Prag maçı için UEFA listesine eklendi. Artık değişmiyor. Kön sadece Süper Lig'de.